Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği teknolojiler bizleri gururlandırmaya ve Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine müthiş bir teknolojiyi kazandırmak amacıyla başlatılan Kızıl Elma projesinden muhteşem bir haber geldi ve Baykar Makina Kızıl Elma projesinde motor çalıştırmasının ilk kez gerçekleştirildiğini açıkladı. Milli ve yerli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu üstün teknolojileri daha üst noktaya taşımak amacıyla yerli teknolojiyle insansız bir savaş uçağı geliştiren Baykar Makina, Türkiye'nin bu alandaki en kritik projesi olan Kızıl Elma'da motor çalıştırma testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ilan etti. Konuyla alakalı Baykar Makina ve Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesaplarından paylaşımlar yapıldı ve Baykar Makina'nın Twitter hesabında milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladık. Hayırlı, uğurlu olsun ifadeleri kullanılırken Selçuk Bayraktar 3 sene önce Akıncı'da ilk kez motor çalıştırmıştı. Şu an binlerce saattir görev yapıyor. Artık sıra Kızıl Elma'da diyerek Türkiye'nin yeni hedefini bir kez daha teyit etti ve Kızıl Elma projesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiği anda neleri başarabileceğini bir kez daha hatırlattı. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini yerli ve milli kaynaklarla üretmek amacıyla başlatılan milli teknoloji hamlesinin meyveleri birer birer toplanıyor ve Türkiye'yi süper güç yapacak projeler hızlı bir şekilde tamamlanarak envantere kazandırılıyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insansız savaş uçağı olacak olan Bayraktar Kızıl Elma projesinde de büyük bir gelişme yaşandı ve Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk motor testi yapıldı. Türkiye'nin gücüne güç katması için çalışılan Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçağının tamamlanıp envantere girmesiyle Türkiye bu alanda süper güçler klasmanına yükselecek. Türk ordusunun envanterinde müthiş işler başarması beklenilen Kızıl Elma projesinin hayata geçmesi, dünya çapında sahip olduğumuz teknolojinin kanıtlanması için de oldukça büyük önem arz ediyor. Tüm dünyanın peşinde olduğu insansız savaş uçağını milli ve yerli kaynaklarla üretmeyi başaracak olan Baykar Makina, bu projeyi tamamlayıp envantere aldığında Türkiye Cumhuriyeti insansız araç teknolojisinde dünya lideri olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacak ve bu alanda liderliği ele geçirmiş olacak. Üretilen Kızıl Elmaların hızlı bir seri üretim aşamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesinin akabinde dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılarak Türkiye'ye çok ciddi miktarda döviz girdisi sağlaması da bekleniyor. Milli ve yerli teknolojinin azami derecede kullanılmasıyla üretilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, sahip olduğu üstün teknolojilerle bu alanda bir numara olmaya geliyor. Ülkemizin askeri anlamda yenilmezlik noktasına doğru ilerlemesi için aralıksız şekilde çalışan Baykar Makina tarafından üretilen muharip insansız uçak sistemi Kızıl Elma, 500 deniz mili görev yarıçapı, 35 bin feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı, 0.6 mak seyir hızı ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle birlikte otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük yani stealth karakteristik, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti ve AESA radarla yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştirerek harp konseptlerinin yeniden yazılmasını sağlayan Bayraktar SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen
muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak Türkiye'ye hizmette bulunacak. Milli ve yerli teknolojinin en gelişmişini temsil edecek olan yerli insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın tamamlanıp envantere girmesi de gerçekten hızlı bir süreç olacak. 2022 yılı içerisinde ilk kez motor çalıştıran ve bu açıdan bizleri şaşırtan Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuş tarihi ise 2023. Baykar makinanın ilk uçuşunu yaptıktan sonra genellikle projeleri bir sene içerisinde envantere kazandırdığını göz önünde bulundurduğumuzda, TCG Anadolu'nun güvertesinden de iniş kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağımızın 2024 yılında tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılması bekleniyor. Türkiye'yi bu anlamda bir süper güç haline getirecek olan ve gerçek manada uçak gemisi sahibi yapma potansiyeli taşıyan TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış kabiliyetli Bayraktar Kızıl Elmalarımız, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesi ve gövde içerisinde silah yükü taşıma özelliğiyle, radarda düşük görünürlük yeteneğiyle Türkiye'yi bir seviye daha üste taşıyacak ve inşallah dünyanın süper güç devletlerinin sahip olmadığı bir teknoloji Türk mühendisleri tarafından milli ve yerli kaynakların en üst derecede kullanılmasıyla üretilecek. Kızıl Elma'nın motorunun şu an Ukrayna'dan alındığını biliyoruz. Motor teknolojisinin de yerli olarak üretilmesiyle birlikte Türkiye %100 yerli insansız savaş uçağına kavuşacaktır diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, çalışanından ve destekleyeninden razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bu videolarınızı dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.